Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan sizlerden de destek, beğeni ve abonelik beklediğimiz videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşlerim, çok ilginç transfer duyumları, çok ilginç transfer haberleri ve söylentileri mevcut. Ancak öncelikle şunu söylemekte fayda var, transfer sezonu 5 Mart pazar günü bitiyor. Kimi alırsak alalım e, kesin olarak söylüyorum Avrupa'da listeye yazdıramıyoruz. Bunu kesin olarak belirteyim. Ancak şöyle bir şey var. Transfer sezonu illa transfer demek değildir. Eldekini elden çıkartmak, sözleşme uzatmak, ne bileyim iletişimi kuvvetlendirmek, ön görüşme yapmak, bir şeyleri hazır etmek vesaire 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 yapmaktır Ve Fenerbahçe'de şu anda çok ciddi bazı şeyler var. Mesela ben size çok kısa ve net olarak birkaç bir şey söyleyeyim. Serdar Dursun istediği kadar ben mutluyum, ben şöyleyim, ben huzurluyum falan filan desin. Serdar Dursun her an gitme potansiyeline ve ihtimaline sahip bir futbolcu bilginiz olsun. Bu bir. İkincisi Ezgi Canalovski. O da her an gitme potansiyeline sahip ee, ve... Başka takımlarla adı anılan isimlerden bir tanesi. Ama ben Alioski'nin gideceğini zannetmiyorum. Kesinlikle kalır gibi geliyor bana. Ama Serdar Dursun konusunda bir şey söyleyemem. Gustavo Henrique çok soruluyor. Ee, Gustavo Henrique arkadaşlar olmuyor. Yani iki takım arasında bir çatışma var. Flamengo biz haklıyız diyor. Bizimkiler biz haklıyız diyor. Umarım bu iş FIFA'ya gitmeden çözülür. Çünkü biz FIFA'ya ne zaman gidecek ayva yiyoruz. İnşallah gitmeden çözülür. Luan Perez'e sürpriz talip. Bu haberi bir şey söyleyeceğim. Şimdi Mustafa Hoca'dan bazı haberler duyuyorsunuz. Ve duyduğunuz haberler birkaç gün sonra ya da bir hafta sonra sosyal medyada paylaşıldığı zaman sizin de içinize bir sevinç oturuyor mu böyle? Lan bak demişti ya bu kanalda diye. Benim mesela içime gerçekten sevinç oturuyor. Diyorum ki insanlara mahcup olmam Çok şükür elhamdülillah diyorum. Şimdi Luan Perez ve Cao Pedro ikisine de Brezilya'dan taliplerin olduğunu söylemiştim. Ve isteklerimizi söylemiştim ama haberde ne diyor bakalım. Fenerbahçe'nin Brezilya stoperi Luan Perez'e ülkesi ekiplerinden Fluminense'nin teklifte bulunduğu öne sürüldü. Fenerbahçe'nin Brezilya stoperi Luan Perez'e sürpriz bir teklif geldi. Brezilya basınında yer alan haberlere göre Brezilya iki ekiplerinden Fluminense. Burada Fluminense deyince aklınıza kim geliyor? Hadi bakalım ilk aklınıza gelen kişi kim? Orofarzo vale. Hiç kimiyi verin çaresiz. Yok Nino değil. <laughs> Dido değil. Pardon Nino. <laughs> Nino geliyor değil mi akla? Fluminense biz çok kovaladık. Tekliflerimiz vardı. Ee, revize ettiğimiz teklifler vardı. Satın alma opsiyonu cartlı curttu. Şimdi burada da bir şey söyleyeceğim dur. <laughs> Brezilya basında yaran göre Brezilya ekiplerinden Fluminense savunma hattına yer alan... Manuel'in sakatlığının yeni bir stoper arayışına gitti ve Fenerbahçe'li Luan Perez'e talip oldu. Haberde Türkiye'de yaşanan deprem felaketleri sebebiyle ligin ertelenme ihtimalinin doğması ile birlikte Fluminense'nin Fenerbahçe'ye kiralık bir teklifte bulunduğu ancak Sarı Hacivert ekibin bu teklifi reddettiği ifade edildi. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maça çıkan 28 yaşındaki Luan Perez daha önce kısa bir süreliğine Fluminense forması giymişti. Şimdi gelin beyin fırtınası yapalım. Yapalım mı? Neyse yapmayalım ya. Yani şimdi aramızda beyinsiz arkadaşlar olur. Derler ki bak hani herkese karşı bu süreçte pozitiftin bize karşı niye negatifsin derler. Tartışmayalım. Nino diye bir arkadaş var. 10 Nisan 97 doğumlu 25 yaşında. 1.88 boyunda stoper. 7 milyon euro piyasa değeri var. Ancak fakat biz kafaya taktık bunu. Biz bu arkadaşı kafaya taktık. Biz yazın bunu istedik. Dediler ki 5 milyon euro verin alın. Biz de dedik ki 5'ten düşürün. 3.5'ü e alalım. 4'ü alalım. İşte 3 750 alalım falan. Kabul etmediler. Satın alma opsiyonunun sonraki satıştan pay maddeli falan filan yok dediler. 5 milyon euroyu getirin alın. Biz düşünmek için zaman istedik. Biz düşünmek için zaman isterken başka hiçbir teklif de yok bu arada Nino'ya. Sadece biz teklifte bulunduk. bu arada bu bahsettiğim olay kim Minji'nin satılmasının hemen sonrasındaki olay. Yani Gustavo Henrique falan filan daha yok. Hatta Luan Perez de yok daha. 5 milyon euroya bunlar Nino'yu verecekti. Biz biraz ukalalık ettik. Ben açık söylüyorum. Bana kimse darılmasın. Biz salaklık ettik. Tamam, 5 milyon euro diyor. Nino'ya 5 milyon euroyu verecektin, alacaktın. Çünkü bak futbolcuyu izleyin dersiniz kocam. Salahi, Nino tamam. Serdar Aziz de var. Süper. O dönem Tayyip Talha'yı da konuşuyorduk. Sol stoper diye. Tayyip Talha'yı da arkaya yapıştıracaktın. 10 numara 5 yıldız. Cillop gibi savunma attı. Biz gidip Luan Perez, Gustavo Henrique. Ve biz saçmaladık açıkçası. Net olarak saçmaladık. Çok ama çok net olarak saçmaladık. Abi de Tisserand falan da o dönemde tam gitmemişti ama. Ulan madem üçlü oynayacaktık Tisserand'ı niye gönderdik? Tam üçlünün adamıydı. Neyse bu konu değil. Biz sonra dedik ki pişman olduk. Tamam verin 5'e dedik. Bu sefer 7 istediler. Şöyle 8 istediler. Olay burada karıştı. Şimdi bizden bunlar Luan Perez istedi. Biz ne dedik biliyor musunuz? 7 milyon euroyu verin alın. Ya ne 7 milyon eurosu opsiyon koyduralım. O zaman Nino'yu verin alın dedik. Tabi adamlar zaten stoper arıyor. Nino'yu niye versin? Kabul etmediler. Ben şunu söyleyeceğim. Bu teklif havada asılı. Yarın bir gün belki Nino'dan geçerler. Belki Luan Perez Kalan maçlarda çatır çatır oynayacak. Kendini kanıtlayacak, ispatlayacak. Diyecekler ki alın Nino'yu verin Luan Perez diyecekler belki. Kafa kafaya takas. Hani şimdi demiyorum belki yaz dönemi için diyorum. Her türlü şeye açık olun. Ama bu transferin iptal olma sebebi bu. Yoksa yok işte kiralıkmış ligin erteleme durumu. Geçiniz. Geçiniz. Şimdi Fenerbahçe'nin çok ilgilendiği isim oldu bu transfer döneminde. Mesela bunlardan bir tanesi de Söyleyeyim mi? Pasalic. Mario Pasalic. Yanlış duymadınız. Mario Pasalic arkadaşlar. Hatta bunu e, duyumculardan biri de itiraf etmiş söylemiş. Doğru söylemiş. Yalnız burada atladığı bir olay var. Şimdi bu Pasalic'i 2020'de Atalanta Chelsea'den 14.5'a aldı. Fakat bu çocukta bir özel bir madde mi varmış? Özel bir durum mu varmış? Bu sezon 20 maça çıkmış. 2 gol, 2 asist. 1081 dakika. Transfer market değeri 25 milyon euro yazıyor ama Başakşehir'de olsa 8,5-9 falan anca yazar. Biz bu arkadaşa küçük bir meblağda bir şey önerdik. Kulübü kesinlikle kabul etmedi. Futbolcu da kesinlikle gelmeyi kabul etmedi. Biz bunu denedik. Bak biz bu pasal içi denedik. Onu da söyleyeyim. Pogba. Arkadaşlar bu bana çok soruluyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Galatasaray'a Pogba önerilmiş menajerler tarafından. Çünkü futbolcunun bir sakatlığı var. Aynı futbolcu Beşiktaş'a da önerildi. Aynı futbolcu Fenerbahçe'ye de önerildi. Yanlış duymadınız. Hepimize önerildi. Biz reddettik. Bildiğim kadarıyla Galatasaray'da biz hani bu parayı veremeyiz diye reddetti. Beşiktaş'ı bilmiyorum artık. Gaziantep ve Hatay maçları sayılır mı sayılmaz mı onu bilmiyorum. Hacı Wright. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim. Hacı Rahit konusunda e, bir olay var. Antalya Spor'la kavgası var bu çocuğu. Çok ciddi bir kavgası var. Ve Antalya Spor'a sözleşmemi feshedin diyor. Bakın yanlış duymadınız. Sözleşmemi feshedin diyor. Oynamam yoksa diyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Sözleşme feshi feshetmesi değil ama Hacı Rahit'i transfer edip sezon sonuna kadar Antalya Spor sizde oynasın deme ihtimalimiz var. Var. Bizim maçta oynamasın. Biz de karşılaşırsanız oynamasın ama sezon sonuna kadar sizde olsun deme ihtimalimiz var. Aynı şekilde Galatasaray çekildi bu transferden. Çünkü oyuncunun istekleri çok yüksek. Beşiktaş'ın da şey yapacağını zannetmiyorum. Ama Hacı konusunda her türlü fesih, cart, hazır olun. Hocam bir elimizdeki Valencia'yı tutalım da. Valencia konusunda da şunu söyleyeyim. Gerçekten Valencia Türkiye'de çok memnun. Ancak. Fakat. Lakin. Ama. Bakın. Çok. E, yani Arap Yarımadası bazen derdine derman oluyor. Mesela Gustavo. Luis Gustavo'yu satarken. bir bile paketledim. Ya da Tisserant'ı gönderirken paketledim. Ama. Valencia konusunda da kafayı karıştırıyorlar. Arkadaşlar ben size samimi bir şey söyleyeyim. Bizden aldığı paranın 3 4 mislini önerenler var. İmiş. Yani varmış. 3 4 katını. Hocam 3 4 katını öneriyorlarsa gider. İşte Valencia'nın kafası normal insan kafası gibi çalışmadığı için gitme ihtimali de var. Hani sıradan bir zekaya sahip olsa gider. Düşünsene buradan 1,5 milyon euro alıyorsun. Orada 6 milyon euro yıllık öneriyorlar. Yani. Yap 3 senelik kontrat. Ne olacak? Vettit ve deyip deyip 3 sene. Sayılı gün çabuk geçer. Ama e, Valencia konusunda imzalar biraz geçecek. Fenerbahçe'yi uzatır mı uzatmaz mı? O iş biraz uzayacak arkadaşlar. Çünkü çocuğun kafayı çok karıştırdılar. O da maçlara digi odaklanayım falan filan diyor. Arda Güler. 18 yaşına girdi yavrumuz. Siz de benim kadar iyi biliyorsunuz ki 18 yaşına girdikten sonra profesyonel kontratı tazelenebilir, yenilenebilir, süre arttırılabilir, azaltılabilir. Ee, Ali Koç'ta bir görüşme planlandı. Serzen Hamzoğlu'nun haberine göre Arda Güler'in ailesi biz Fenerbahçe'li olan kontratta ne 3500 dakikaya bakarız ne de başka bir şeye. Arda Fenerbahçe'nin evladı Yıldızını burada parlattı. Ali Koç başkanlar Arda Güler arasında geçecek bir görüşmenin sonucuna göre belli olacak olmaz başka bir şey söyleyemeyiz ifadesini kullanmış. Olur mu canım? Şu kadar dakika oynamazsa Arda Güler gidecekti 5 milyon euroya. Bütün meşhur duyumcular söylemişti. Bir tek ben hariç. Herkes göndermişti. Aa aşk olsun. Arda Güler'in ailesi demiş ki Arda Ali Başkan'la oturur konuşur. Kalmak istiyorum 5 yıllık sözleşmeye imza atacağım tamam. Arda ben ayrılmak istiyorum derse ona da tamam. Nasıl bir karar alır derse ona bakacağız demiş. Ee, kısa bir süre içerisinde görüşülecekmiş. Sahaya inip doğum gününü kutlamıştı Ali Koç hatırlıyorsunuz değil mi? Arda Güler'in. Ee, böyle bir şey oldu. Hocam Arda Güler'in geçtim ama Ömer Faruk Beyaz'ın evine gitmişti değil mi? Evet hem Emre Berezoğlu hem Ali Koç evine kadar gittiler. Gittiler görüştüler ve Ömer Faruk Beyaz belki de ömrünün en büyük salaklığını gerçekleştirdi. Kapısına kadar gelen Ali Koç'u ve Emre Belözoğlu'nu gönderdi. Düşünsenize hem Ömer Faruk Beyaz'ın hem Arda Güler'in bu sene kadroda olduğunu. Bir düşünsenize bir hayal etsenize. Kim kime etti? Gerisini size bırakıyorum. Ben Arda Güler konusunda rahat olun diyorum. Belki de bildiğim bir şeyler vardır. Belki de bilmediğim bir şeyler vardır. Belki de bilmenizi istemediğim bir şeyler vardır rahat olun. O iş bende. Ve gelelim videonun en bomba haberine. Fenerbahçe masaya oturdu. Menajerini de İstanbul'a getirtti. Evet yanlış duymadınız. Fenerbahçe Bodo Glimt forması giyen Hugo Vetlese'nin menajeriyle görüştü. Hugo? Hugo! Hugo Vettlesen'in menajeriyle görüştü. 22 yaşındaki futbolcunun şartlarını sordu. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından 5 Mart'a kadar uzatılan transfer dönemi sebebiyle çalışmalarına devam ediyor. TRT Spor'un haberine göre Sarla Higo Hiko Vettesen hamlesi geldi. Ee, transfer şartları sorulmuş. Ayrıca Vettesen için yapılan görüşmede başka futbolcular için de bilgiler alınmış. Merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara ve sol kanatta forma giyen Vettesen'in Bodo Glimp ile sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro. Bu sezon 16 maça çıkıp 3 gol 1 asist kaydetmiş. Zinker Nagel daha iyiydi. Şimdi kariyeri boyunca 132 resmi maç 17 gol 15 asist. Polonya uyruklu. Yalnız şey pardon kariyeri boyunca diyorum bu sezonki şeyini konuşuyorum. 22 yaşında yani 29 Şubat doğumlu 22 yaşında 2000 23 olacak siz bu videoyu izlerken belki de. 1.74 boyda merkez orta saha. 4.5 milyon euro piyasa Bakın merkez orta saha. Yani gol ve asist sayısının düşüklüğüne bakmayın diye söyledim. Norveç milli takımına da seçilmeye başlanmış. 2025'e kadar da sözleşmesi var. 19 Şubat'ta sözleşmeyi uzatmış. Uzatmasaydı. 15 maç 3 gol 1 asist. Biz bu çocukla ilgileniyoruz. Ancak ben bu çocuğu alabileceğimizi zannetmiyorum. Kendi altyapılarından çıkma ama yüksek bir bedel isteyeceklerini düşünüyorum. Açıkçası. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlar. Geçen sezon bu çocuk geçen sezon Norveç Ligi'nde 29 maçta 16 gol 12 asist yapmış. 16 gol 12 asist. Yani 21 yaşındayken 16 gol 12 asist. 28 gol katkısı. Avrupa Kupalarında ise 15 maçta 3 gol 1 asist yapmış. Ben şunu söyleyeyim. Bize bunu koklatmazlar. Bize bunu koklatmazlar. Tek avantajımız şu. Geçen sene parladı ama bu sene söndü gibi olduğu için böyle bir durum var. Arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim size. Polonya basını bir iddia ortaya attı. Lucas Lacomi Lucas Lacomi Bu arkadaşımız ee, ön libero. Bu arkadaşımız 22 yaşında ön libero. 132 maça çıkıp 17 gol 15 asisti var. Polonyalı. Transfer marketine açık baktığınız zaman Polonya Ligi ekiplerinden Lubin Lubin'de forma giyiyor. 18 Ocak 2001 doğumlu. Ön libero 1.81 boyunda Polonya'nın alt yaş kategorilerinde de oynamış. E, toplam 4 maça çıkmış. O yüzden şey sınırından sayılmaz ama yaz transferine düşünülebilir. 22 maça çıkmış, 3 gol, 1 asit 1795 dakika yani sürekli oynayan bir futbolcu. Boyu 1.81. Yani dinamizmi vesaire yüksektir. Ki <laughs> Fenerbahçe'de hamleleri bu tipte olduğu için e, doğruluk payı verebilirim. Ama şunu söyleyeyim bu transfer döneminde asla böyle bir şey gerçekleşmez. Olursa yaza olur. Yaz olursa da e, hamle amaçlı olur. Yatırım amaçlı olur. Ama e, Yaza daha çok var. Yaza gerçekten daha çok var. Kim öyle kim kala. Ve şunu söyleyeyim. Sıralamada bitirilen yere göre transferin yönü, şekli, sayısı ve adedi de değişebilir. Yani sıralamadaki şeye göre de değişir. Benden söylemesi. Yani sıralamadaki mesela Fenerbahçe Ligi kaçıncı bitirdi? İnşallah şampiyon bitirdi. Bazı şeyler değişebilir. Anlatabiliyor muyum? Bu ihtimali de göz ardı etmemenizi tavsiye ederim. Benim aktaracaklarım bu kadar. Ha bu e, menajeri İstanbul'a geldi. İgovet sen arkadaşımızın görüşmeler yapıldı. E, hocam transfer ettik mi edecek miyiz? Bunun şartları soruldu. İlgilendiğimiz bir oyuncu şartları soruldu. E, bu arkadaş gibi birkaç tane daha isim var bizim ilgilendiğimiz. Hani işlerinden birini seçeriz muhtemelen. Ama bu arkadaşın ayrı bir özelliği var. Yani ayrı bir özelliği var. Bir de şunu söyleyeceğim arkadaşlar, bu tak bu şeyin menajerlik şirketinin bazı futbolcuları var. Törstvet var sağ sağdan 23 yaşında. Yine hep Norveçlere şey yapmış. Aurnes var Benfica'da 27 yaşında isim. E, stoper var Napoli'de 7 milyon euro. Hep mi onlar bizden alacak? Zümer Bütüçi var. Olympiakos'a gitti hatırlıyorsunuzdur ligimizden. bu arada Napoli'nin yeni transferiymiş bu 23 yaşındaki Norveçli. Az süre bulmuş. 7 maçta bir gol 480 dakika kaç almışlar? 5 milyon euro almışlar Brighton'dan. İster misiniz bizim asıl hedefimiz bu arkadaş olsun. Yani hiç adı sadı konuşulmuyor ya. Ondan dolayı diyorum. Yani ister misiniz bizim orijinal hedefimiz bu arkadaş olsun ama kimsenin haberi olmasın. Yani gerçi Erik Botenheim Botheim falan da bizimden anıldı ama geçiniz. Bu arada Gould falan da menajerlerini yapıyorlar. Yani Norveçliler arkadaşlar. Joshua King'in bir selamun aleykümüne bakabilir. Bazı şeyler benden söylemesi. Umarım mesajı aldınız. Evet benim bu kısımda aktaracaklarım bu kadar. Ee, eğer Fenerbahçe değilseniz Fenerbahçe aşığıysanız ya da doğruları duymaktan hoşlanan kişilerdenseniz kanalımıza lütfen abone olup ailemize katılın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.